İnsanlar yasaya uymaya çalışıyor ama bir yerden sonra da tabii herkes bunaldı artık. Biraz hava almak istiyor, dışarı çıkmak istiyor. Hava da fena değil. Güzel bir havası var İzmir'in. Yani biz buna bağlıyoruz. Bugün bizimle gördüğümüz yaş sınırı diye bir şey yoktu. Herkes kendini dışarı atmış bir şekilde. Gününü geçirmeye çalışıyordu. Normal virüssüz bir gün yaşamaya çalışıyordu sanki İzmir. Hayati bir tehlikeden bahsediyoruz burada. Evimizde oturmamız gerekiyor. Ama oturmuyoruz işte yani. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Normal bir günüymüş gibiydi. Epeydir biz de bunu görmemiştik bu vaka başımıza geldiğinden beri. Bugün normal bir gün gibi yaşandı. Tedbirsiz bir şekilde dışarı çıkmamaları gerekiyor normal şartlarda. Herkes hani elinden geldiği kadar tedbirlerini almaları lazım normal şartlarda. İşte gördüğünüz gibi eldiven takıyoruz, maske takıyoruz. Hani ne kadar yardımcı olur? Maske takmamız ya da eldiven takmamız ne kadar yardımcı olur? Hani yine de bir şekilde önlem almaya çalışıyoruz hani virüsü kapmamak için. Ama hani gördüğümüz gibi insanlarımız maalesef çok fazla dinlemiyorlar. İnsanlar sokağa niye çıkıyor biliyor musun? Genellikle Karşıyaka camiasında hep özel işleri olan ya da makul işleri olan, ne bileyim alışverişini yapacak olan böyle bu insanlar çıkıyor. Burada çok fazla işsiz güçsüz insan yok. İnsanlar yani çok acil bir iş olmadığı sürece zaten sokağa çıkmazlar yani. Bu insan niye kendi kendini öldürsün ki, doğru değil mi abi? Bir şekilde muhakkak bir işi vardır, alışverişi vardır, o yüzden çıkıyordu. Ölmesinler Allah korusun da şimdi işi olmayan insan zaten devletimiz her türlü çağrıyı yapıyor, yardım yapmaya çalışıyor. İş olmayan sokağa çıkmasın, biz de buradan milletimize bunu söyleriz yani en fazla. Zaten devletimizin verdiği şeylere uysunlar, çağrılarımızı dinlesinler. Devlet ne söylüyorsa dinlesinler, bir şey kaybetmezler yani. Şurada dişimizi sıkacağımız bir ay, bir ay kimse evden çıkmazsa, acil bir işi olmadığı sürece çıkmazsa bir ay içinde olacak bitecek yani, bu geçici bir süreç yani abi. Mecbur dışarı çıktığımda, metroya bindiğimde her metroda dezenfekte, kendi ellerimi dezenfekte ediyorum. İndiğimde de keza öyle. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi uymaya çalışıyorum. Yani karşılıklı oturmamaya çalışıyorum. İşimi hallettikten sonra evime gidiyorum. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra. Kendimizden ziyade başkalarını düşünerek ona göre hareket etmemiz gerekiyor. O bilinçle hareket edilmesi lazım. Bunu mümkün olduğu kadar halkı bu konuda uyarmak gerekiyor. Çünkü acısını çeken anlar derler ya, yani birisini bulaştırdığın zaman o da kimlere bulaştırabilir. Yani sürekli yayılan, her günde ölü sayısı artıyor zaten. İnşallah bunun çaresi bulunur diyorum artık. Bilemiyorum.
Tamam.